Gazeteci Kemal Vanlı, geçtiğimiz aylarda gündeme taşıdığı çiftçilerin TMA ofisi talepleriyle ilgili yeni gelişmeleri yazdı. İşte o, yine de teşekkür ederim başlıklı makaleyi dinliyorsunuz. Geçtiğimiz ay Pazar ilçesinden arayan mısır üreticisi, bir çiftçimizin talebi üzerine, bölgeye TMA alım ofisi kurulması isteklerini ve yaşadıkları mağduriyeti dile getiren bir yazı yazmıştık. Mısır için orada en büyük alıcının AK Parti Pazar ilçe başkanı olduğunu, onun da ofis fiyatının altında aldığına yer vermiştik. Bu bilgiler ışığında, iktidarın ilçe başkanı olarak, çiftçinin malının daha fazla değer kazanması için bölgeye TMA ofisi getirmesi gereken kişinin, aynı zamanda TMA'nın orada alım yapmasından zarar görecek kişi olmasına dikkat çekerek, sizce bu ilçe başkanı orada ofis ister mi? Benzeri bir soru sormuştuk. Sıkıntı da aslında, sadece Pazar ilçemizi değil, tüm Kazova bölgesini kapsıyordu. Geçtiğimiz günlerde, konuyla ilgili bölgedeki çiftçiler tekrar iletişime geçti. Gündem yoğun olduğu için yazamamıştım. Yazımızdan sonra, bölgede ofis kurularak, alım yapmaya başlanmış. Öncelikle talep ve tepkileri dikkate alarak, bu yönde çalışma yapan yetkililere teşekkür ederim. Fakat, çiftçilerin aktardığına göre, Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi bünyesinde açılan ofis, işe ilk önce AK Parti ilçe başkanının çiftçiden topladığı mısırı alarak başlamış. İlçe başkanının ve ilçedeki bir başka tacirin mısırı, kamyonlarla ayaklarından alınmış. Çiftçilerin mısırına gelince, onların çoğu, zaten mısırlarını daha düşük fiyattan ilçe başkanı başta, bölgedeki tacirlere vermişler. Yani ofis açılmış ama nasıl denk geldiyse artık yine bizim ilçe başkanına yaramış. Topladığı mısırı ofis gelmiş ayağından almış. Hatta söylenene göre çiftçiden alırken uyguladığı yüksek neme oranla daha düşük fiyattan aldığı mısırı daha düşük nem gösterilerek o oranda daha yüksek fiyata ofise devretmiş. Umarım seneye ofis alımlara zamanında başlar. Bize ulaşan bilgiler oranında, sorunları gündeme taşımaya ve elimizden geldiğince aksaklık giderilmesi ve yanlışlıkların düzeltilmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Kemal Vanlı.